Efendim iyi akşamlar. Fox hafta sonu ana haber bülteniyle karşınızdayız. Ben Gülbin Tosun. Yeni yılın ilk hafta sonu bültenindeyiz. Türkiye'nin 2024 yılının konuşacağımız, tartışacağımız meselelerinden en önemlisi bence Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay 3. Ceza Dairesi arasındaki yargı krizidir. Ve ne kadar hayat memat meselesi olduğunu idrak edebilmek adına devlet krizi olarak tanımlamak gerekir diye düşünüyorum. Diğeri hilafet çağrıları ve aslında bir süredir planlı organize bir şekilde eğitim sisteminin dinselleştirilmesidir. Bu üç konu 2023'te de konuştuğumuz ama artık daha iyi anlayarak, kavrayarak konuşmamız gereken konular olacak olmalı da. Bu akşam başlığımız en önemlisi. En önemlisi yaşanan devlet krizi dedim ben. Çünkü durumun vahametini her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının hücrelerine kadar iyi anlayıp değerlendirmesi gerektiğine inanıyorum. Sizler de yazabilirsiniz. Biz de en önemlisiyle başlayalım bültene. MHP lideri Bahçeli Anayasa Mahkemesi'nin Türkiye İşçi Partisi milletvekili Can Atalay hakkında ikinci kez hak ihlali kararına uymayan Yargıtay 3. Ceza Dairesi'ne sahip çıktı. Anayasa Mahkemesi'ni hedef aldı. Yargıtay Can Atalay'ın dokunulmazlığı kaldırılsın kararının bir örneğini yerel mahkemeye, bir örneğini de meclise gönderecek. Gözler Kararı mecliste okutup okutmayacağı merak edilen meclis başkanı Numan Kurtulmuş'a çevrildi. Bütün dayatmalara ve baskılara direnerek Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin şerefli hakimlerini de yürekten kutluyor ...ve aldıkları kararı destekliyoruz. Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin... ...hukuktan yoksun diyerek... ...terör suçlaması yaparak Anayasa Mahkemesi... ...kararına ikinci kez uymamasına... ...Cumhur İttifakı ortağı Bahçeli'den destek geldi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı... ...7 günlük itiraz süresi sonunda... ...kararı yerel mahkemeye... ...göndereceklerini açıklamıştı. Can Atalay'ın dokunulmazlığının kaldırılması... ...kararı uygulansın diyor Yargıtay. Peki efendim, Cumhuriyet Halkı'yla ilgili... ...Mingis'te olunca kararın bir nüshası da meclise gelecek. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Can Atalay kararının meclis genel kurulunda okutulup okutulmayacağı sorusunu yanıtsız bıraktı. Bahçeli, Yargıtay üyelerine sahip çıkarken Cumhurbaşkanı Erdoğan, tırmanan yargı kriziyle ilgili sessiz yeni göreve başlayan polisler töreninde gezi göndermesi yapmıştı. Milletimizi birbirine hem devletine karşı kışkırtmak için sayısız denemeye şahit olduk. Gezi olaylarındaki sokak terörü bunun örneklerinden biriydi. Onun derdi Gezi davasıdır. Gezi İstanbul'un, hepimizin, Türkiye'nin onurudur ama o birisinin kini din kan davasıdır. CHP'nin çağrısıyla 9 Ocak'ta olağanüstü toplanacak meclis. Yaşanan yargı krizi genel kurulda konuşulacak. Yargıtay Başkanı Anayasa Mahkemesi ile aralarında ciddi görüş ayrılıklarının olduğunu söylemişti. Anayasa Mahkemesi milletimizin gasp ve ihanet edilen haklarını ne yapacak? Nasıl savunacak? Biz bu tartışmada taraf değil. Hakem konumundayız. Yaşanan ilk kriz sonrası hakem konumunda izleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sessizliği, Bahçeli'nin Anayasa Mahkemesi'ni hedef alan sözleri muhalefet yaşanan yargı krizi için meclis iradesine darbe ediyor. Gözler 9 Ocak'ta mecliste. Evet, 9 Ocak önemli. Başta AK Parti ve tüm muhalefet partilerini her bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşını ilgilendiren bu konuda meclisi olağanüstü toplantıya çağırmak çok yerinde bir karar. Ama Cumhurbaşkanı her ne kadar taraf değiliz dese de Bahçeli'nin bugünkü açıklamalarından anlıyoruz ki bildiğiniz taraf Cumhur İttifakı. Kuvvetler ayrılığına zaten Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi geldiği gün güle güle demiştik aslında. Şimdi bültenin başındaki ifademi tekrarlamak istiyorum önemli. Bu bir yargı krizinden ötedir. Bir devlet krizi, bir var olma olmama meselesidir. Can Atalay meselesi hiç değildir ona göre değerlendirmek gerekir. Anayasanın 158. maddesi yoruma tartışmaya kapalıdır. Son karar anayasa mahkemesinindir. Kaldı ki yargıta 3. ceza dairesi de 1. gerekçeli kararında yazdı. Mealen anayasa mahkemesinin son merci olmasının denetlenememesi uygulamasının var olduğunu kabul etmiştir o birinci gerekçeli kararda. Ama mahkemeyi bunu kötüye kullanmakla suçlamıştır. İkinci gerekçeli kararında da meşruiyeti kamuoyuna tartışılır hale gelmiş olarak bahsediyor Anayasa Mahkemesi'nden. Acaba kim tartışıyor o meşruiyeti? Bizzat Devlet Bahçeli'nin bu mahkeme kapatılmalıdır ifadeleri, kapatılmalıdır ifadeleri geliyor insanın hakkına ilk olarak.